Merhabalar, Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YABT Sosyal Bilgiler ikinci denememizin soru çözümünü yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Birinci sorumuzla başlayabiliriz. Birinci soruda bize yukarıda verilen metin incelendiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sorduk. Diyor ki İnalcık Türk tarihçilerine şu öğütlerde bulunuyor. Türk tarihçilerine bir öneride bulunmak gerekirse diyebilirim ki daima belgelere sadık kalın. Eğer hakikati ortaya çıkarırsanız bu daima bizim lehimizedir. Çünkü bugüne değin tarihimiz hakkında yazılanların çoğu ya yalandır ya çarpıtmadır. Eğer mübalağa yaparsanız kendinizi kabul ettiremezsiniz. Sizi ciddiye almazlar. Şimdi okuduğumuz zaman paragraftaki bilgileri şıklara bakalım. Tarihi araştırmalarda belgeler gösterilmelidir. Evet, bu doğru bir ifadedir. Şuradan çıkarılabilir daima belgelere sadık kalın ifadesinden. Tarih yazan yapana sadık kalmalıdır. Bu da çıkarılabilir. Ciddiye almazlar vesaire gibi söylemlerin yer alması, çarpıtmalardan kaçınılması gerektiğinin söylenmesi. Belge ve kaynak gösterilmeden yapılan tarih yanıltıcıdır. Bu da doğru bir ifadedir. Abartılı genellemelerden kaçınılmalıdır. Burada mübalağa yapılması istenmiyor tarihçiler tarafından. Aynı zamanda tarihi gerçekler ülkelerin menfaatine göre yorumlanmalıdır ifadesi yanlış bir ifadedir. Çünkü menfaatler değil, gerçek bilgiler neyse onlar ortaya çıkarılmalıdır Halil İnalcık'a göre. İkinci soruda bize 1. yüzyılda Asurlar ve Perslerden itibaren Mezopotamya ile Akdeniz arasındaki kervanların vazgeçilmez uğrak yeri olan Çölün Gelini de denilen antik kent aşağıdakilerden hangisidir? Burada incelediğimiz zaman günümüzde Suriye'nin sınırları içerisinde yer alan Çölün Gelini olarak bilinen ve IŞİD tehlikesi yüzünden bayağı bir yıpranmaya uğramış antik kentin ismi Palmira antik kentidir ve sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Üçüncü soruda bize Maniheist olmaması halinde devletinin ve halkının yok olacağıyla tehdit edilen ve bunun üzerine Maniheizmi benimseyen Uygur Kağan'ı aşağıdakilerden hangisidir? Maniheist olan ve Maniheizmi benimseyen Uygur Kağan'ı kimdir? Bögü Kağan'dır ve sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Burada yine Topa Kağan ismine dikkat edelim. Köktürklerde Maniheizmi benimseyen ama halk tarafından itibar görmeyen bir Kağan'dır. Dördüncü soruda bize yukarıda verilen gelişmeler aşağıda verilen hangi halife döneminde gerçekleşmiş olaylardır? Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı, Belencer Savaşı meydana gelmiştir. Belencer Savaşı önemli. İslam orduları Kayseri'ye kadar ilerlemişti. Şimdi Belencer Savaşı kimlerle yapılmıştı? Hazarlarla yapılmıştı ve Hazarların üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Hazarlar ile Türkler yani Türkler ile Araplar arasında yapılan ilk savaştı Belencer Savaşı ve Türklerin galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Belencer Savaşı kim döneminde gerçekleşmiştir? Tabii ki Hazreti Osman döneminde gerçekleşmiştir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. İkinci Urban'ın öncülüğünde Fransa'nın Clermont şehrinde toplanan konsil ile senyörlerin, şövalyelerin ve bütün Hristiyanların Müslümanlara karşı savaşa çağrıldığı Haçlı Seferi aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorudan en az 3 tane soru çıkabilir. Dikkat edelim. Birincisi 2. Urban'ın öncülüğünde düzenlenmesi, Clermont şehrinde veya bu konsülün bilinmesi doğru bir ifade olacaktır bizler için. Aynı zamanda bu düzenlenen seferin ismi 1. Haçlı Seferidir. Müslümanlara karşı yapılan ilk Haçlı Seferidir. Anadolu üzerinden yapılmıştır. Buradaki diğer Haçlı Seferlerine baktığımız zaman 4. Haçlı Seferi belki soru olarak çıkabilir. 4. Haçlı Seferi ise amacından sapan bir Haçlı Seferidir ve İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'nun İznik'e kaymasına sebep olmuştur. İstanbul yağmalanmıştır. Karahanlıların başkent Buhara'yı ele geçirmesi üzerine Selçuklulardan yardım isteyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru da çıkabilir. Şimdi Karahanlılar kimlerle işbirliği yapmıştı Selçuklulara karşı? Gaznelilerle işbirliği yapmıştı. Ama Karahanlıların başkent Buhara'yı ele geçirmesi üzerine Samanoğulları Büyük Selçuklu Devleti'nden yardım istemiştir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Alaaddin Keykubat'ın tahta çıktığında Konya'ya giderek ona bağlılığını bildiren
Emir Hüsamettin'in tarafından kurulan Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Konya'ya giderek ona bağlılık bildiren ve Emir Hüsamettin tarafından kurulan beyliğin ismi değerli arkadaşlarım nedir? Çobanoğulları Beyliği'dir. Bu da yine çıkma ihtimali yüksek olan bir beyliktir. Diğer beyliklere baktığımız zaman Karamanoğulları nerede kurulmuştur? Konya ve Karaman civarında kurulmuştur. Sahip Ataoğulları Afyon ve civarında kurulmuş bir beyliktir. Dilmaçoğulları yine Bitlis ve civarında kurulmuş bir beyliktir. Aynı zamanda Çubukoğulları olarak bilinen beylik yine Elazığ, Palu gibi bu bölgedeki civarda kurulmuş bir ne diyelim beyliktir diyelim. Geçelim bir başka soruya. 8. soruda bize 1937'de Londra Üniversitesi'nde açıkladığı teze göre Osmanlı Devleti'nin görkemli yükselişinin gerçek sebebi gaza ve cihat anlayışıyla açıklayan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? Gaza ve cihat anlayışı görünce aklımıza iki tarihçi gelecek. Bunlardan birincisi kimdir? Tabii ki Paul Wittek'tir değerli arkadaşlarım. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Peki gaza ve cihat deyince ikinci isim kim gelecek? Tabii ki Halil İnalcık ama gaza ve cihata sahip çıkıyor Halil İnalcık. Bunun yanında da farklı nedenlerin olduğunu söylüyor. Yani sadece gaza ve cihat değil, başka sebeplerin de olduğunu söylüyor. Şimdi burada bu isimlerden soru olarak gelebilecek isimlere baktığımız zaman Gibbons'a göre Müslüman Rumlar tarafından kurulmuştur Osmanlı. Şöyle işaretleyelim. Müslüman Rum, kısaca işaretliyorum. Colin Imber'e göre ise ganimet elde etmek amacıyla kurulmuştur. Daha çok böyle parasal amaçlarla kurulmuştur. Fuat Köprülü'yü bilmekte fayda var. Daha çok hangi unsurların kurduğunu bilelim. Gazi-yan-ı Rum, Bacıyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Alperan-ı Rum gibi böyle Osmanlı teşkilat kültürü sonucunda ortaya çıkmış bir yapılanmanın sonucu olduğunu ortaya koyuyor Fuat Köprülü. O yüzden Fuat Köprülü'nün unsurlarına dikkat edelim. Gibbons'un söylemine dikkat edelim ve sorumuzun buradaki doğru cevabının B olduğunu unutmayalım. 9. soruda bize Çelebi Mehmet tarafından kazı askerlikten alınmayı kabullenemeyen, görünüşte dini tasavvufi, gerçekte ise siyasi teşkilatlanmayı sağlamak üzere harekete geçerek isyan eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? Çelebi Mehmet döneminde, 1. Mehmet döneminde gerçekleşen isyan nedir? Şeyh Bedrettin isyanıdır. Özellikle müritlerin de bilmekte fayda var. Aynı zamanda eserini de bilelim. Şeyh Bedrettin eseri neydi? Varidat isimli eserinin yazarıydı. Bursa'da ikamet ediyordu. Aynı zamanda Torlak Kemal ve Börklüce Mehmet gibi önemli müritlere sahipti. Geçelim bir başka soruya. Şimdi burada bu soru biraz uzun, o yüzden kısaca okumak istiyorum. Vaktinizi fazla çalmamak için. Sultan Murat Gazi Edirne'de tahta çıktı diyor. Kara Rüstem derlerdi. Karaman vilayetinden bir danışmak geldi. Halil Hayrettin Paşa o vakitte kadı askeriydi. Rüstem nice mal zayi etmişsiniz efendi. Bunca sultan malı niçin zayi edersiniz deyince kadı asker nice mal zayi etmişiz diye sordu. Kara Rüstem bu gaziler ki gazalardan esir çıkarlar. Cenabı Hakk'ın emriyle beşte biri hünkârındır dedi. Çandarlı Halil Hayrettin bunu hemen Murat Han'a nakletti. Sultan madem ki Allahu Teala'nın emri şerifidir, şimdiden sonra alın dedi. Şimdi ne diyor? Beşte bir oranındaki esirleri alabilirsiniz diyor Allah'ın emri olduğu için. Burada hakkında bilgiler verilen askeri teşkilatlanma hangisidir? Tabii ki Pençik sistemidir ve sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. O yüzden Gazi Murat Han dediği 1. Murat'tır. Pençik sisteminin 1. Murat döneminde oluştuğunu bilelim. 11. soruda bize Osmanlı Devleti'nde uzun süren ekonomik krizler sonucunda ağır yüklerin ortaya çıkması ile başlatılan Esam usulü aşağıda verilen hangi anlaşmadan sonra yürürlüğe konmuştur? Bu çok önemli. Bu gelirse birçok kişiyi ters köşe edecek bir sorudur. O yüzden not almanızı öneriyorum. Şimdi Esam usulü bazı kaynaklara göre kim zamanında ortaya çıkıyor değerli arkadaşlarım? Üçüncü Mustafa döneminde ortaya çıkıyor. Birinci Abdülhamit döneminde uygulanıyor. Ama yeni sistemde birinci Abdülhamit diyorlar. Yani sizler de eğer bu konu hakkında detaylı bilgiye sahipseniz yorum kısmına belirtmeyi unutmayalım. O yüzden burada küçük kaynarca antlaşmasını çok önemli. Esam usulü küçük kaynarca antlaşmasından sonra uygulanmıştır kesin olarak. O yüzden küçük kaynarca antlaşmasına dikkat edelim. Ama kim zamanında uygulanmaya başlanmıştır diye sorarsalar ben 1. Abdülhamit'i işaretlerim. O yüzden geçelim bir başka soruya.
Başlangıçta bir parlamenter tepki olan, daha sonra aristokratların bir isyanına dönüşen Fronde ayaklanması aşağıda verilen ülkelerden hangisinde meydana gelmiştir? Bu da Avrupa tarihinde çıkabilecek bir sorudur. Özellikle Fronde ayaklanması 14. Louis döneminde Fransa'da ortaya çıkmış bir isyandır. 30 yıl savaşları sonrasında, o yüzden bilinmesi gerekiyor. Fronde isyanı deyince Fransa aklımıza gelsin. Geçelim bir başka soruya. Napolyon'un İngiltere'ye denizden asker çıkararak istila planına son veren savaş aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada direkt gidip Waterloo Muharebesi demeyelim arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı Trafalgar Muharebesi'dir ve D şıkkıdır. Waterloo Savaşı nedir? Napolyon'un kesin olarak artık sona erdiği, yani Avrupa'da hükmünün kalmadığı, savaşların bittiği, Napolyon savaşlarının bittiği son savaştır. Napolyon'un son yenilgisidir diyelim. Geçelim bir başka soruya. Portekiz'den çıkıp Afrika'nın güneyinden geçerek Hindistan'a ulaşan ilk kaşif aşağıdakilerden hangisidir? Yine Portekiz'e ulaşmayı başaran ilk kaşif kimdir değerli arkadaşlarım? Tabii ki Vasco da Gama'dır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Buradan çıkması muhtemel isimlerden birisi de Bartolome Diaz'dır. Ümit burnunun keşfini yapmıştır. Bartolome Diaz'dan sonra Vasco da Gama Ümit burnunu geçerek Hindistan'a ulaşmayı başarmıştır. Ferdinand Magellan ise Delcano ile birlikte dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlıyordu. Christoph Kolomb Amerika kıtasını buluyordu ama oranın Amerika kıtası olduğunu fark etmiyordu. Hindistan zannediyordu. Ama Amerika Vespucci tarafından oranın farklı bir kıta olduğu daha sonraki keşiflerde ortaya çıkıyordu. O yüzden buradaki isimlerin hepsi soru olarak gelebilir. Geçelim 15. soruya. 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin yapacağı Türkiye ziyareti çerçevesinde bizzat Mustafa Kemal'in direktifleriyle 1-2 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan Özsoy Operası'nın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Özsoy Operası tarih öğretmenliğinde çıkmış bir sorudur. Bizde de çıkabilir. Ahmet Adnan Saygun tarafından yazılmış bir eserdir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Bunu şu şekilde de sorabilirler. Kimin ziyareti sırasında yazılmıştır? Rıza Pehlevi'nin ziyareti sırasında. 16. soruda bize Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye'nin imza edeceği en iyi anlaşma budur. Eğer imza etmezse Türkiye düşünsün. Asya'nın görünmez derinliklerine kaybolur. Tehdidiyle görüşmelerin ara verilmesine sebep olan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda son dönemde çıkmaya başladı. Burada da dikkat edeceğimiz isim kimdir? Lord Curzon ismidir. Türkiye'yi tehdit etmiştir. İsmet İnönü bundan dolayı hatta geri çekilmiştir ve Türk ordusu da yine nasıl diyelim askeri anlamda teşkilatlanmaya başlamıştır bu olaydan sonra. Geçelim bir başka soruya. Yukarıda verilen milli mücadele dönemi kadın kahramanlarından hangisi Kastamonu ve civarında mücadele etmiştir? Kastamonu'da mücadele eden ilk önce aklımıza gelen Şerife Bacı'dır. Daha sonra Halime Çavuş'tur. Bu iki isim Kastamonu civarında mücadele etmiştir. Ama Tayyar Rahmiye o dönemdeki Osmaniye sınırları içerisinde yani günümüzdeki Adana sınırları içerisinde mücadele etmiş bir kadın kahramanımızdır. O yüzden sorumuzun buradaki doğru cevabı C şıkkıdır. Evet, aşağıda verilen şehirlerden hangisi Versay Barış Antlaşması ile serbest şehir statüsü kazanmıştır? Birinci Dünya Savaşı sonrasında, şurayı okuyamıyorum, ilk Almanya ile imzalanan Versay Barış Antlaşması'dır. Alman heyeti Wilson ilkelerini esas alarak itirazlarını yüksek sesle dile getirse de bunları dikkate alan olmadı ve anlaşma ultimatum şeklinde Almanya'ya imzalattırıldı. Burada dikkat edeceğimiz şehir hangisidir? Versay Barış Antlaşması ile serbest şehir statüsünü kazanan Danzig'dir. Sakın gidip Alsace-Lorraine veya Leipzig yapmayın. Alsace-Lorraine serbest şehir statüsü kazanmıyor. Danzig serbest şehir statüsünü kazanan şehirdir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde kuzey ve güney arasında gerçekleşen Gettysburg Savaşı'nı kazanarak köleliği resmi olarak kaldıran devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Köleliği resmi olarak kaldıran devlet başkanı Abraham Lincoln'dur ve sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Filistin'deki İsrail işgaline karşı ilk kez 9 Aralık 1987'de başlatılan halk direnişine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? İlk kez başlatılan halk direnişine
İntifada hareketi adı verilmiştir ve sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Sanırsam 3 kere gerçekleşti. Sonuncusu da bu yakın zamanda gerçekleşmişti. Burada dikkat edeceğimiz isimlerden birisi de Hamas'tır. Hamas nedir değerli arkadaşlarım? İslami Direniş Hareketi olarak bilinen harekettir. Yani bir parti sistemidir. O dönemdeki Ahmet Yasin tarafından ortaya çıkarılmıştır. El Fetih'in liderini bilelim, karıştırmayalım. El Fetih'in lideri Yasir Arafat'tır, Hamas'ın değil. Bak, bu iki ayrıma dikkat edin. Geçelim 21. soruya. Başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere ülkemizin tarihi ve kültürel bağlarla sıkı sıkıya bağlı olduğu tabi coğrafyası ile güçlü bir işbirliği geliştirmek üzere 1992 yılında oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 1992 yılında Türkiye Cumhuriyetlerle işbirliği için açılan kurum TİKA'dır. Sorumuzun doğru cevabı Türkiye Kalkınma Ajansı diye bilinen ajanstır. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 22. soruda bize sular coğrafyası, hidrosferi oluşturan çeşitli su ortamlarını ve hidrosferde meydana gelen doğa olaylarını inceler. Aşağıdakilerden hangisi sular coğrafyası kapsamına giren bir inceleme türü değildir? Şimdi buradaki şeye baktığımız zaman osonografya, okyanus bilimi, limnoloji, göl bilimi, patomoloji daha çok ne bilimidir değerli arkadaşlarım? Akarsu bilimidir. Hidroloji, yeraltı sularını inceleyen bilimdir. Petrografi ise mineral bilimidir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Evet, yukarıda verilen görsel incelendiğinde hangi kıyı tipi özellikleri belirgin olarak görülmektedir? Burada baktığımız zaman denizin yahut da okyanusun karaların iç kesimine kadar girdiğini görebiliyoruz. O yüzden buradaki asıl görünen şekil fiyord tipidir. Skyer kıyı tipi ise daha çok adalardan meydana gelen kıyı tipidir. Ama burada ada sayısı çok az. Burada belirgin olarak görülen kıyı tipi özelliği fiyord kıyı tipidir. Norveç ve o civardaki ülkelerde daha çok yaygın olarak görülmektedir. Yukarıda verilen akım grafiği incelendiğinde aşağıda verilen hangi akarsuyun akım grafiği ile benzerlik göstermektedir? Şimdi buraya baktığımız zaman yağışların genel itibariyle Şubat ayı ile başladığı ve yaz aylarından sonra düşüşe geçtiğini görmekteyiz. Yani Muson bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden Brahmaputra Nehri burada sorumuzun doğru cevabıdır. E şıkkı. Geçelim başka bir soruya. Yine sıcaklıkla ilgili ve yağışla ilgili gelebilecek başka bir soru tipi de bu şekildedir. Yukarıda verilen yağış grafiği incelendiğinde hangi ağaç türünün yetişmesi için uygun iklim şartları mevcuttur? Buraya baktığımız zaman sıcaklıklar sıfırın altına düşmüyor. Yaz aylarında yağış fazla değil ama özellikle kış aylarında yağışın fazla olduğunu görüyoruz. Ve ilkbaharda biraz daha yağış nispeten artma ve azalma eğilimine girmiş. O yüzden Akdeniz iklimiyle bağlaştırabiliriz. Ve burada da Akdeniz ikliminin en uygun ağaç türü kızılçamdır. Ve sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Türkiye topraklarında kısmı Samsun'dan başlayarak Amasya, Çorum, Kırklareli üzerinden Ankara'ya ulaşan doğalgaz boru hattı projesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada Samsun'dan başlayarak Ankara'ya ulaşan doğalgaz boru hattı mavi akımdır ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Geçelim bir başka soruya. Aşağıda verilen maden çeşitlerinden hangisi metalik madenler sınıfı içerisinde yer almamaktadır? Şimdi madenler çeşit çeşit ayrılıyor. Burada metalik olarak nitelendirebileceğimiz madenler cıva, antimon, boksit gibi manganez gibi madenler metalik madenlerdir. Ama barit bir nasıl diyelim metalik maden değildir. Daha çok böyle kayaç türünde oluşan bir madendir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen uluslararası teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün yerine geçmiştir. Merkezi Paris'tedir. Türkiye kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu, merkezinin Paris'te olduğu Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün yerine kurulan OECD'dir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Paris Sözleşmesi ile kurulmuştur. Bunu da unutmayalım. Geçelim bir başka soruya değerli arkadaşlarım. Afrika kıtası Sahra Çölü'nün güneyi ile savanlar arasında kalan bölge kuraklık açısından büyük risk altındadır. Sahel bölgesinde 1970'li yılların başından günümüze kadar belirli aralıklarla şiddetli kuraklıklar yaşanmıştır. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Sahel bölgesi kapsamında yer alan ülkelerden biri değildir? Bu
Çok zor bir soru değerli arkadaşlarım. Bu konuyla ilgili bilginiz yoksa burayı iyi dinleyin. Sahel bölgesi denilen yerlere baktığımız zaman hangisidir? Senegal, Moritanya, Mali, Sudan, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çad ve Eritre gibi ülkeleri kapsar. Burada Namibya sorumuzun doğru cevabıdır arkadaşlar. Sahel bölgesi ile ilgili bilgi edinin bu soru olarak gelebilir ülkeler coğrafyası kapsamında. Geçelim bir başka soruya. Yukarıda verilen nüfus grafiği incelendiğinde nüfus dengesindeki düzensizliğin öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi baktığımız zaman nüfus grafiğine yani erkek nüfusunun daha fazla olduğunu görmekteyiz. Özellikle günümüzde Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin nüfusu buna benzer eğilim göstermektedir. Neden dolayı? İşçi göçlerinin fazla olmasından dolayı bu şekilde bir nüfuslanma yapısına sahiptir. Yukarıda verilen Türkiye haritası incelendiğinde köy altı yerleşimlerinden hangisinin yoğunlaştığı bölgeyi göstermektedir? Baktığımız zaman Batı Karadeniz bölümünde daha yaygın olarak görülen bu yerleşim biriminin ismi nedir? Divan'dır. Kalıcı bir yerleşim yeridir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde Konya ili ilk sırada yer almamaktadır? Mısır'da, buğdayda, kuru fasulyede ve şeker pancarında Konya ili birinci sırada yer alırken yeşil mercimek üretiminde Yozgat ilimiz birinci sırada yer almaktadır. 33. soruda bize aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ham madde kaynağına yakın yerlerde kurulan fabrikalardan biri değildir? Şimdi baktığımız zaman Elazığ Krom İşletmeleri ham maddeye yakın bir yerde kurulmuştur. Seydişehir Alüminyum Fabrikası yine ham maddeye yakındır. Batman Petrol Rafinesi yine yakındır. İskenderun'daki demir çelik fabrikası hayır, yakın değildir. Daha çok ithalat yoluyla gelen madenlerin veyahut da yurt içinde üretilen maden, çıkarılan madenlerin orada işlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Bursa İpekli Dokuma Fabrikası yine ham maddeye yakın bir kaynaktır. 34. soruda bize deniz seviyesinden 156 metre alçakta bulunan Afrika'nın en alçak noktası olma özelliğini taşıyan Asal Gölü aşağıda verilen hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır? Şimdi Asal Gölü Cibuti sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu da zor bir sorudur ama artık unutmazsınız. Afrika'nın en alçak noktasıdır. O yüzden geçelim bir başka soruya. Evet, soruda bize kara hakimiyet teorisiyle İngiliz Alfred Mackinder 20. yüzyılın başlarında jeopolitik anlayışa deniz egemenliğine karşılık kara gücünü ön plana tutan yeni bir görüş getirmiştir. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Mackinder tarafından belirlenen iç kuşak ülkelerinden biri değildir? İç kuşak ülkeleri nelerdir? Daha çok Doğu Avrupa ile Asya kıtasında yer alan ülkelerdir. Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler iç kuşakta yer alan ülkelerken dış kuşakta yani dış çemberde Rimland'da yer alan ülkeler ise İngiltere gibi ülkelerdir. Bir çatışmanın taraflarından birinin diğerine ilettiği ve mutlaka yerine getirmesini istediği taleplerin belirtildiği diplomatik mesaj aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Yani mutlaka yerine getirilmesini istediği bir devletin karşı tarafa sunduğu ne diyelim mektuba veyahut da öneriye ne denir? Ultimatum adı verilmektedir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 37. soruda bize demokratik barış kuramından uluslararası ilişkilerde ilgili olarak ve özellikle barış konusunda demokrasiler birbiriyle savaşmaz şeklinde ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Demokratik barış kuramının öncüsü olan demokrasiler birbiriyle savaşmaz sözünü söyleyen Kant'tır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. 38. soruda bize aşağıdakilerden hangisi liberal demokrasilerin unsurlarından biri değildir? Şimdi liberal demokrasiler bireyciliği savunur, özgürlüğü savunur, serbest piyasa ekonomisini savunur, hukukun üstünlüğünü savunur ama sınırsız devlet anlayışını ne yapmazlar arkadaşlar? Savunmazlar. O yüzden sorumuzun doğru cevabı burada C şıkkıdır. Bir hukuki işlem ilişkinin taraflarının bu ilişkiyi yazılı hale getirmesi, kavilleşmenin yazılı biçimi aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Bir hukuki işlemde kesin olarak bir kavilleşmenin ortaya çıkması, bir sözleşmenin ortaya çıkması nedir? Mukavelename olarak bilinen
kavramla açıklanabilir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası antlaşmaların özelliklerinden biri değildir? Yürürlüğe konulmuş anlaşmalar yasa gücündedir. Bu doğru bir ifadedir. Uluslararası antlaşmalar en son Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. Evet, ilk önce TBMM tarafından onaylanır. Bu sene sınavda çıktı. Cumhurbaşkanının bir anlaşmayı onaylayabilmesi için TBMM'nin anlaşmayı bir yasa ile uygun görmesi gerekiyor. Bu da doğru bir ifadedir. Uluslararası antlaşmaların iptalleri için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir. Hayır, başvurulamaz. Çünkü kanun hükmündedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi örnek olarak verilebilir. Bu da doğru bir ifadedir. Geçelim bir başka soruya. Franz Oppenheimer tarafından ortaya atılan devletin kökenine ilişkin teori aşağıdakilerden hangisidir? Oppenheimer deyince aklımıza gelecek teori fetih kuramıdır. O yüzden kuvvet ve mücadele teorisi olarak da bilinir. Yani güç unsuruna dayalı teorilerdir. O yüzden burada da sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 42. soruya baktığımız zaman Sayda Antik Kenti'nde yaptığı kazılarda İskender Lahdi'ni bulan arkeolog aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Sayda kazılarıyla bilinen İskender Lahdi'ni bulan Türk arkeolog Osman Hamdi Bey'dir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Özellikle Asari Atike Nizamnamesi'nin yayınlanmasıyla ön plana çıkan bir isimdir. Tarih eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla yapmıştır. Geçelim bir başka soruya. 43. soruda bize yukarıda verilen eski çağ tabletlerinden çevrilen metin incelendiğinde hangi medeniyet ile ilişkilendirilebilir? Kral tanrılar tarafından sevilsin, ülke, yer, gök ve insanlarıyla fırtına tanrısınındır. O Labarna'yı yönetici hükümdar yaptı, onun vekil tayin etti ve ona Hatti ülkesinin tümünü verdi. Şimdi Hatti ülkesi deyince aklımıza Hititler gelecek, Labarna deyince Hititler gelecek. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 44. soruda bize davranışların nedenini ancak bireylerin biyolojik yapısının incelenmesiyle bulunabileceğini savunan ve Adolf Meyer'in öncülüğünü yaptığı psikolojik yaklaşım türü aşağıdakilerden hangisidir? Meyer'in öncülüğünü yaptığı psikolojik yaklaşım türü değerli arkadaşlarım nedir? Biyolojik yaklaşım olarak bilinen psikoloji ekolüdür. Bir başka soruya geçelim. Evet, soru bayağı bir uzun. Yukarıda verilen parça incelendiğinde sosyolojik araştırma tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? Ben böyle bir sorunun geleceğini bekliyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Bursa ile Gürsü ilçesine bağlı Akgöy sahilinde, şurayı okuyamıyorum, üretim potansiyeli kooperatifleşme yoluyla hizmet sektörüne yöneltilmiş. Böylece refah düzeyi oldukça yüksek yerleşim merkezlerinden biri konumuna gelmiştir. Şimdi özelliklerine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bir bölgeyi almış veyahut da bir köyü, bir yeri, o yerin özelliklerini bir konuyu alarak tüm detaylarıyla açıklamaya çalışan sosyolojik araştırma metodu nedir? Değerli arkadaşlarım, monografidir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Geçelim bir başka soruya. Varlığın kökeni hakkında görüşleri verilen felsefeci aşağıdakilerden hangisidir? Arke 4 ana maddeden oluşur. Su, toprak, hava ve ateş. Kendinden başka bir şeye indirgenemeyen ve hareketsiz olan bu ana maddeleri hareket ettiren dış bir gücün olması gerektiğini söyler. Bu güç sevgi ve nefrettir. Tözler değişmez ancak farklı oranlarda bir araya gelerek farklı varlıkların oluşumunu gerçekleştirir. Sevgi birleştirici, nefret ise ayırıcı ilkedir. Burada varlık hakkında görüşleri verilen, soruyu çözdürecek olan ifade su, toprak, hava ve ateş olarak belirleyen kimdir? Empedokles olarak bilinen felsefecidir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. 47. soruda bize aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in belirlemiş olduğu nedenlerden biri değildir? Şimdi bu da çıkma ihtimali yüksek olan bir sorudur. Aristoteles değişim problemi madde ile form arasında kurduğu ilişkiyle ele alır. Ona göre duyularla fark edilen her şey form kazanmış maddedir. Her varlık bir maddenin veya birden fazla maddenin birleşmesi sonucunda oluşmuş bir formdur. Aynı zamanda kendinden oluşan başka bir formun da maddesidir. Burada özellikleri verilen ve nedenleri belirtilen Aristoteles'in ilkeleri nelerdir? Maddi neden, formal neden, fail neden, ereksel neden olmak üzere 4 neden belirlemiştir. Ama etik neden diye bir neden yoktur. 48. soruda bize bir ulusal ekonomide kısa bir zaman dilimi içinde 6 ile 1 yıl arasında ekonomik büyümede bir gerilemenin yaşanması
durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Tabii ki resesyon olarak açıklanabilir. Burada bir ekonomide kısa bir süre içerisinde gerçekleşen ekonomik büyümeye veya gerilemeye yaşanması durumuna verilen ifadedir. 49. soruda bize bir üretim sürecinde mal veya hizmet oluşturmak için kullanılan üretim faktörleri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi üretim faktörü dediği için burada sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşlarım sermayedir. Mal ve hizmet oluşturmak için üretim faktörlerin en önemlisi sermayedir. Aşağıdakilerden hangisi bir nesneye sanat eseri vasfı kazandıran özelliklerden biri değildir? Diyor ki sanat eseri estetik tavrın bir ürünü olarak doğar. Bu doğru bir ifadedir. Sanat eseri sanatçının özgün nitelikte bir çalışması olarak doğar. Bu da doğru bir ifadedir. Taklit niteliği taşıyan ya da bir eserin kopyası olan nesneler sanat eseri değeri taşımaz. Ne olur? Zanaat olur arkadaşlar. Duyulara hitap edebilmek ve etki uyandırabilmek için sanat eserinde biçim ve içeriğin uyumlu önemlidir. Bu da doğru bir ifadedir. Sanat eserleri toplumsaldır, ortaya çıktığı topluma aittir. Hayır, sanat eseri evrensel nitelik göstermektedir. Yani ortaya çıktığı toplumla ifade edilirse bu aslında bir sanat eseri olmaktan ziyade o toplumun bir parçası olur. Sanat eserinin en önemli özelliği evrensel nitelikte olması itibariyle geçerlidir. Geçelim bir başka soruya. Emrah kendisine huzur verdiği için sürekli aynı kafeye gitmektedir. Fakat arkadaş Hasan onun bu davranışını entel görünmek için böyle yapıyor diye söylemesi aşağıda verilen hata türlerinden hangisiyle ifade edilebilir? Bakın burada arkadaş Hasan diyor ki aslında Emrah orada entel gözükmek için gidiyor. Yani kendisine huzur verdiği için değil gözlemleyen yanılgısı olduğu için burada aktör gözlemci yanılgısı olarak bilinen hata türü sorumuzun doğru cevabıdır. Aşağıda sosyal bilgiler tarihi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sosyal bilgiler terimi resmen ilk kez 1916 yılında ABD tarafından kabul edilmiştir. Bu doğru bir ifadedir. Sosyal bilgiler kavramı ilk kez kullanan ve bu kavramın literatüre geçmesini sağlayan kişi Samuel Seramis'tir. Bu yanlış bir ifadedir. Sosyal bilgiler kavramını ilk kez kullanan kişi kimdir? Thomas Jesse Jones'tur arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. İlk kez sosyal bilgiler adıyla bir dersin ilk ve ortaokul düzeylerinde okutulması Fransız düşünür Concordat tarafından savunulmuştur. Bu doğru bir ifadedir. Sosyal bilgilerin ilk tanımlaması Rita Dunn tarafından yapılmıştır. Bu da doğru bir ifadedir. Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi 1994 yılında sosyal bilgiler için eğitim programı standartlarını belirlemiştir. 10 tane. Bunlar nedir işte? Zaman, süreklilik, değişim. İnsanlar, yerler ve çevreler ve buna benzer işte bugünkü bizim sosyal bilgilerdeki öğrenme alanları olarak değerlendirilebilir. Geçelim bir başka soruya. 1980 darbesi sonrasında yukarıda verilen derslerin hangileri sosyal bilgilerin yerine müfredata eklenmiştir? 1980 darbesinden sonra milli tarih, milli coğrafya ve vatandaşlık olarak belirlenmiştir. Burada vatandaşlık yok. Toplum ve ülke incelemeleri 1962 yılında belirlenmiştir. O yüzden burada sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 54. soruda bize bir kültür ve toplumca bilgiye ulaşabilmek için ortak olarak kullanılan sembollere dayalı anlam sistemi iletişim sürecinin öğelerinden hangisine karşılık gelmektedir? Burada soruyu çözülecek nokta sembollere dayalı anlam sistemi. Bakın sembollere dayalı anlam sistemi nedir? Koddur arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 55. soruda bize aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme türlerinden biri değildir? Etkili dinleme türlerine baktığımız zaman empatik dinleme, çözümleyici dinleme, dikkatle dinleme, edilgin dinleme birer etkili dinleme yöntemidir ama seçerek dinleme etkili bir dinleme yöntemi değildir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 56. soruda bize Türkiye'de 1994 yılında denizlerin kirlenmesini önlemek amacıyla nesli tükenmeye yüz tutmuş deniz canlılarını korumak, geçim kaynağı deniz olan insanlara yardımcı olmak ve deniz güvenliğini devam ettirmek amacıyla kurulmuş olan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Burada denizi korumak için denizden yararlanan insanlara yardım etmek için oluşturulan kuruluşun ismi TURMEPA'dır. Deniz Temiz Derneği olarak da bilinir. Bu da
güncel bilgiler de çıkmadı bu sene ama şöyle söyleyelim, günümüz dünya sorunları kapsamında çıkabilecek Türkiye'deki çevre kuruluşlarından birisidir. Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Darül Hükme'nin yöneticiliğini yapmıştır. Hint rakamlarını inceleyerek sıfır rakamını bulmuştur. Cebir'in babası olarak bilinir. Burada hakkında bilgiler verilen kişi Harezmi'dir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Aşağıda verilen hastalık türlerinden hangisi pandemik bir hastalık olarak nitelendirilemez? Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması veya çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez. Aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin kanser insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır. Şimdi pandemi olabilmesi için çok sayıda insana bulaşması lazım. Yani aktarılması lazım. İnsandan insana geçmesi lazım. Burada Kırım Kongo hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Yani sadece hayvanlardan insanlara bulaşır ama insanlardan insana bulaşmaz. Yukarıdaki metin incelendiğinde proje yazım sürecinin hangi aşaması hakkında bilgi vermektedir? Dikkatli okuduğumuz zaman Karadeniz'in en sık görülen balık türü olan hamsilerin ortalama boyları 12 santimdir. Tüketime yasal olarak izin verilen hamsi boyu 9 santim olsa da hallerde satılan hamsinin eşeysel olgunluk sınırının zaman zaman altında kaldığı gözlenmemektedir. Proje kapsamında, bakın proje kapsamında ne diyor? Balık satış standartlarında yer alan hamsinin büyüklüğünü ölçmek ve ekolojik denge açısından değerlendirmek ön plana alınmıştır. Burada proje hakkında neyi vermiş? Projenin amacının ne olduğunu belirtmiştir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Geçelim bir başka soruya. Yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşen toplumsal değişim türü aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdan aşağıya doğru devlet tarafından yapılan toplumsal değişim türü baskı yoluyla değişmedir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 61. soruda bize 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım ünitesi içerisinde yer alan posterler hazırlayarak toplumun bilgilenmesine destek verir kazanımı doğrultusunda öğrencilerin posterler hazırlayarak toplumun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunması aşağıda verilen ara disiplinlerden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir? Ara disiplin kavramı 2005 programında var ama 2017 ve 2018 programında yok. Burada dikkat edeceğimiz nokta, şimdi toplumun yararına, toplumun hizmetine bir katkı sağlayacağı için afet ve eğitim, güvenli yaşam ara disiplininde bu projenin yapılması uygundur. Şimdi burada bir başka nokta ise değerli arkadaşlarım, 2005 Sosyal Bilgiler Programı'ndan soru gelir. Yani 2005 programına çalışmayalım demeyin. Oradan da soru gelir ama yüzeysel şekilde soru gelebilir. Burada da dikkat edeceğimiz nokta kazanımlarla yapılan faaliyetlerin ilişkilendirilmesidir. Mesela kariyer bilinci geliştirme diyen arkadaşlarımız varsa burada kariyer bilinci sadece kişinin faydasına olabilecek bir şeydir ama toplumu bilinçlendirebilecek bir katkı özelliği sağlamaz. Burada en çok afet eğitimi ve güvenli yaşam öğrenme alanı, ara disiplini toplum için faydalıdır diyelim. Geçelim bir başka soruya. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı içerisinde yer alan ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri maddesinin yer alması aşağıda verilen disiplinlerden hangisiyle daha yakından ilgilidir? Şimdi bu da 2019'da çıkmış benzer bir sorudur. Burada baktığımız zaman ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konularla duyarlılık göstermeleri değerli arkadaşlarım hangi konuyla derste bağlantı kurulabilir? İnsan hakları ve demokrasi dersiyle bağlantı kurulabilir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı içerisinde yer alan 7. sınıf küresel bağlantılar öğrenme alanı içerisinde yer alan kazanımlardan biri değildir? Bu tarz sorular son dönemdeki yıllarda çıkmıyor ama çıkma ihtimali var mı? Tabii ki var. Daha önceki yıllarda sosyal bilgiler öğretmenliğinde özellikle 2013, 2014 ve 2015'e kadar bu tarz sorular geldi. Yani direkt kazanımın hangi sınıf düzeyinde olduğu soruldu veyahut da hangi öğrenme alanı içerisinde yer almaz diye soruldu. Bunlar da gelebilir. Bunlara da hazırlıklı olmakta fayda var. Diyor ki
Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. Bilgi deyince aklımıza hangi öğrenme alanı gelecek değerli arkadaşlarım? Bilim, teknoloji, toplum gelecek. Burada da küresel bağlantılarla ilgili bir öğrenme alanı için sorduğu için diğerlerine bakalım. Diyor ki, Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar. Bu küresel bağlantılar içerisinde yer alır. Türkiye'nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşlar. Bu da yer alır. Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorun. Bakın bu da yer alır. Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular. Bu zaten kalıp yargı kavramı küresel bağlantıda öğrenme alanı içerisinde ön plana çıkan bir nedir? Beceri veyahut da değer ölçmeye yönelik bir süreçtir. Geçelim bir başka soruya. Onarıcı, yenileyici ve yaşamsal nitelikleri olan kişinin isteklerini, arzularını bastırabilmesi ya da değiştirebilmesinin yanı sıra istenmeyen davranışsal eğilimleri de kontrol ederek onları yapmaktan kaçınmasına yardımcı olan beceri türü aşağıdakilerden hangisidir? Burada kişinin kendi öz denetimini sağlayabilmesi becerisidir. Yani kişinin kendi hakkındaki nasıl öğrenmesi gerektiğini, arzularını bastırabilmesi, isteklerini yerine getirebilmesi öz denetim becerisiyle sağlanabilir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 65. soruda aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler öğretim yaklaşımı hakkında verilen doğru bir bilgi değildir? Şimdi vatandaşlık aktarımı ile ilgili sosyal bilgilerde hangi ilkeler vardı yahut da hangi uygulamalar yapılmalıdır? Diyor ki öğrenciye farklı öğretme ve öğrenme yöntemleri üzerinde milli ve demokratik değerlerin kazandırılması gerektiği savunulur. Bu doğru bir ifadedir. Özellikle milli ve demokratik değerler kazandırılmaya çalışır. Ama farklı bakış açılarına açık, demokratik ülke ve rejimlerine uygunluk göstermektedir ifadesi yanlıştır. Neden diyeceksiniz? Çok fazla demokratik değildir vatandaşlık hakları. Çünkü devletin baskılayıcı bir vatandaş yetiştirdiği için, devletin vatandaşlar üzerinde egemen olduğu için demokratik ülkelerin rejimlerine uygun değildir. O yüzden burada sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Sosyal etkileşimi güçlü, işbirlikçi, çevreye uyum sağlayabilen, iyi ve mutlu vatandaş olarak yetişmek amaçlanmıştır. Bu da doğru olan bir ifadedir. Öğrencide milli kültür değerlerinin bilincinde benimsemiş ve takdir etmesini bilen bir anlayış oluşturmak özellikle kültürel devamlılığın garanti edecek nesillerin aktarılması için önemlidir. Vatandaşlık aktarımı birbirine benzeyen vatandaş ve homojen toplum yapısı oluşturmak için uygulanır. Bu da doğru bir ifadedir. Özellikle devlet tek tip insan yetiştirmesi konusunda vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgileri kullanır. Ama biz de şu an yansıtıcı inceleme olarak sosyal bilgiler ve sosyal bilgiler öğretim programı olarak sosyal bilgiler anlayışı, pardon sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler öğretim anlayışı yaygındır. Yani ikisi yansıtıcı inceleme olarak ve sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler öğretimi şu an Türk Milli Eğitiminde uygulanan sistemdir. Aşağıda verilen müze türlerinden hangisi emrah öğretmenin belirlemiş olduğu amaca daha çok hizmet etmektedir? Emrah öğretmen öğrencilerini ülkenin sanat alanındaki değişim ve gelişimini göstermek için sanat müzelerine bir gezi programı düzenlemek istemektedir. Sanat müzelerine gitmesi için en uygun müze İstanbul'da yer alan Pera Müzesi'dir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir? Öğrencilerin öğrenmedeki güçlüklerini okuyamıyorum orayı ve gerekli düzeltmeleri yapmak için yapılan değerlendirmedir. Eğitim sürerken öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek ve gidermek, öğrenmeleri arttırmak için yapılır. Burada eğitim süreci içerisinde devam eden ve öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek için yapılan değerlendirme türü biçimlendirici değerlendirmedir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Çoğu insanın kafasında kuş denildiğinde güvercin, serçe gibi uçan kuşlar canlanırken bir Eskimo için kuş denince kafasında penguen canlanabilir. Kavramın bütün özelliklerin eşit değerde ya da işlevsellikte olmadığını ve bazı örneklerin ötekilerden daha merkezi bir özellik taşıdığını düşünülen kavram yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Burada kavram yaklaşım türleri içerisinde yer alan kişinin yaşantısına bağlı olarak veyahut da çevresine bağlı olarak karşılaşmış olduğu, görmüş olduğu nesnelere vermiş olduğu anlam tabii ki prototipçi yaklaşım olarak bilinen yaklaşım türüyle ifade edilebilir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Evet, soru biraz uzun. Zeynep öğretmenin bilimsel olmayan hiçbir çalışmaya itibar edilmemesi, bilimsel dayanağı olmayan bir bilginin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini, bilimsel bir kaynağa dayanıp dayanmadığının
araştırılması gerektiğini vurgulayarak yanlış medya kullanımının doğurabileceği sonuçlardan bahsederek dersine devam etmiştir. Zeynep öğretmenin dersinde üzerinde durmuş olduğu medya okuryazarlığı becerisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buraya baktığımız zaman Zeynep öğretmen 6. sınıf sosyal bilgiler, bilim teknoloji öğrenme alanı konularını işlerken derste aşağıda yer alan haberi gösteriyor. Diyor ki Tokat'ta lokantalarda satılan kelle paça çorbası koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülerek son dönemde rağbet görüyor. Kent merkezinde lokanta işleten Hakan Kutlay hasta sayısı ile orantılı olarak kelle paça satışı da artmaya başladı. Hasta olan insanlar artık kelle paça çorbası içiyor ve paketleyip kendilerine ulaştırıyoruz. Anormal bir artış oldu dedi. Şimdi bu habere baktığımız zaman gerçek olmayan bir bilimsel bilginin veyahut da itibar edilmeyecek bir nesnenin sorgulanması anlayışı medya okuryazarlığı kapsamında analiz düzeyinde bir etkinliktir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Mustafa öğretmen 6. sınıf sosyal bilgiler kazanımlarından olan kaynakların bilinçsizce tüketilmesine, canlı yaşamına etkilerini analiz eder kazanımı doğrultusunda dersinde sınıfı kısa sürede tartışma gerçekleştirecek şekilde gruplara bölmüş ve gruptaki öğrenci sayısı kadar tartışma için süre vermiş. Sürenin başlamasıyla birlikte grupta bulunanlar ilk olarak kendi içerisinde konuyu tartışmış ve son olarak grup liderleri tarafından grubun fikri açıklanarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Mustafa öğretmenin kullanmış olduğu yöntem veya teknik hangisidir? Tabii ki buz grupları olarak bilinen tekniktir. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 71. soruda bize Asal öğretmen 6. sınıf sosyal bilgiler kazanımı olan Türkiye'nin temel beşeri coğrafya özelliklerine ilgili haritalar üzerinde gösteri kazanımını işlerken dersinde kabartma haritalar kullanması aşağıda verilen öğretim ilke yöntem ve tekniklerinden hangisiyle daha yakından ilgilidir? Burada dersinde kabartma haritalar kullanması açıklık ilkesiyle ifade edilebilir. Çünkü derste açık anlaşılır konuşmak veyahut da materyal göstermek açıklık ilkesiyle doğru orantılıdır diyelim ve geçelim bir başka soruya. Soruda bize yukarıda verilen tablo incelendiğinde öğretmenin kullanmış olduğu ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? Burada iki boyutlu olacak şekilde bitki örtüsünü buraya koymuş. Ormanlar, maki, bozkır. Buraya da bölgeleri koymuş. İki boyutlu olarak gösterilen şekiller nedir? Anlam çözümleme tablosudur. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Anlam çözümleme tablosunda hangi bölgede ne görülüyorsa veyahut da hangi konuyla ilgili çarpı veyahut da tik işareti atılarak yapılabilir veyahut da artı eksi de konulabilir. Şu şekilde yapılması önemlidir. İki boyutlu olacak. Bir tarafında nedenler, bir tarafında sebepler veyahut da bölümler yer alacak. 73. soruda bize bir değerin ortaya çıkmasında rol alan en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir? Bir değerin oluşması için en önemli sebep sosyal onaydır arkadaşlar. Bu da çıkabilecek bir sorudur. 74. soruda bize yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen okuma türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu okuma türünde okur öncelikle okuyamıyorum orayı kayıt ekranı olduğu için. İstediği bilgiye ilişkili metin içeriğini yansıtan anahtar nitelikli bu sözcükleri ya da sözcük öbeklerini bulmaya çalışır. Bunların dışında sözcüklerden, indekslerin, yazım kılavuzundan, telefon rehberlerinden bir sözcük bulmak için yapılan okuma türü bu tür okumaya örnek olarak gösterilebilir. Şimdi bir okuma yaparken değerli arkadaşlarım özellikle kendi işine yarayacak bilgiyi oluşturmak için yapılan okuma türü tarayarak okuma çeşididir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. 75. soruda yüz yüze eğitim öncesinde katılımcıların teorik bilgi birikimlerinin aynı düzeye gelmesi, sınıf içi eğitim süresinin uygulama, tartışma ve proje yapmak için kullanılması doğrultusunda oluşturulan eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru bu sene eğitim bilimlerinde çıktı değerli arkadaşlarım. Ters yüz sınıf modelidir. Bu soru yine bu sene sosyal bilgiler öğretmenliğinde çıkacak sorudur. Dikkat edelim. Evet, burada 75 soruluk ikinci denememizin sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca videonun sol tarafında yer alan paylaşmış olduğum listelere bakarak sorularımızın çözümüne ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.